Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Sadakallahul azim. Ve nahnu ala ma kâle kâliquna ve râzıquna mineşşâhidin. Eşşâkirine bi kalbin selim. Muhterem cemaat, yüce dinimiz İslam bizlere nasıl namaz kılmanın, oruç tutmanın, hac ve zekatın hükümlerini açıklamışsa, ki bunlar ibadetle alakalı olan hükümler, muamelatla alakalı olan hükümleri de açıklamıştır. Yani hem ailevi hükümleri, hem de ticari hükümleri, hem de devletler arası hükümleri çok geniş bir yelpazede açıklamıştır. İşte bu ahkam içerisinde, bu hükümler içerisinde işçi ve işveren hukuku da çok önemli. Eğer bir yerde hak varsa çok dikkatli olmak lazım. Çünkü bir kimsenin hakkına girdiğimizde Allah muhafaza ahirette artık helalleşmek icap edecek ki orası bu dünyadan çok daha zor, helalleşmenin çok daha çetin olacağı yerdir. Onun için işçi üzerine düşen hak ve sorumlulukları iyi bilmeli. İşveren de aynı şekilde vazifelerini, mesuliyetlerini iyi bir şekilde bilmeli ki ahirete tertemiz bir şekilde gitsin. İşçi, işvereninin, işveren de işçilerinin duasını alsın. Eğer bunun tersi olursa bedduayı alarak öteki aleme göçtüğümüzde orada çok daha zor, çok daha çetin bir imtihan bizi bekliyor demektir. Kıymetli kardeşlerim, Rabbül Alemin herkese aynı derecede servet vermemiş. Herkese aynı derecede yetenek vermemiş. Herkesin şeklini şemalini aynı yapmamış. Bütün bu farklılıklar aslında birer rahmet neticesidir. Birer rahmettir. Düşünelim ki herkes zengin. Herkes yediğini sokağa attı. Orayı kim temizleyecek? O zengin der ki benim param var. Ben yapmam. O başkası der ki ben de zenginim, ben de yapmam. Ama bir kişi fakir olduğunda, paraya ihtiyacı olduğu zaman bu işe talip olur. Sokağı da temizler, parasını da alır, ailesini de geçindirir. Onun için her şey eşit olarak dağıtılmamış. Bunu yapan Rabbül Alemin'dir. Bizler eğer işçiysek halimize rıza göstermeli, mümkünse işveren olma yolunda gayret etmeliyiz. İşverensek yine halimize hem rıza göstermeli hem de şükretmeli. İşçi durumunda da olabilirdik diye düşünmeliyiz. Bu taksimatı yapanın Rabbül Alemin olduğunu da unutmamalıyız. Bir ayet-i kerimede Rabbül Alemin buyuruyor. Estaizu billah. Ehum yaqsimuna rahmete rabbik. Nahnu qasemna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyor? Onların ma'işetini, yaşantısını, geçimini, dünya hayatını da biz taksim ettik. Demek ki bu taksimatı yapan Rabbül Alemin'dir. Ve bizler de buna rıza göstermek zorundayız. Şimdi kıymetli kardeşlerim, hani bazen duyarız, çalışmak da ibadettir diye. Doğru, çalışmak da ibadettir ama çalışılan yerin helal bir yer olması, oradaki alınacak paranın helalinden temin edilmesi şartıyla. İşte bunun içinde dikkat edilmesi gereken, yaptığımız işin de ibadet vasfını kazanabilmesi için dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. İşverenin dikkat etmesi gereken hususları şöyle maddeler halinde birer hatırlayalım. İlk önce bir işveren çalıştırdığı işçileri araştırması lazım. İmanlı, ibadet ehli, mümkünse böyle güzel ahlaklı insanlardan tercih etmesi lazım. O şekilde güzel ahlaklı insanlar fakir kalmasın diye, onlar da ailelerine yiyecek temin etsin, giyecek mesken temin etsin diye onları işe almak, onlara yardım etmek demektir.
mümin kardeşini koruyup gözetmek demektir. Ve bu da Allah katında sevaplı bir iştir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor bir hadis-i şerifinde. Allahu fi avnil abdi ma kana el abdu fi avni ahihi. Bir kul din kardeşinin yardımında olduğu sürece, ona yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder. Yine bir kul bir kardeşindeki sıkıntıyı giderdiğinde, dünyevi sıkıntılarından, maddi sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderdiği zaman Allahu Teala da onun ahiretteki bir sıkıntısını giderir. Ahiretteki sıkıntılar dünyadakilerle kıyas kabul etmeyecek kadar büyük. İşte o zor gündeki sıkıntıların giderilmesi için bizler de din kardeşlerimize yardımcı olmalıyız. İş veren isek onlara bir iş vermek suretiyle yardımımızı onlara da teşmil etmeliyiz. Tabii işçiyi işe aldık veya alacağız. Bu esnada dikkat etmemiz gereken bir husus da sözleşmeyi ayrıntılı bir şekilde yapmalıyız. Kapalı bir şey bırakmamalıyız. Kaç gün çalışacak? Günde kaç saat çalışacak? İşte yemek saatleri nelerdir? İkramiyesi var mıdır, yok mudur? Varsa nelerdir? Bütün bunları hepsini o işçiye izah etmeli. Onun hakkını, hukukunu bildirmemiz lazımdır. İzin günleri ne zaman? Bütün bunları hep ifade etmek lazım. Ayrıca ona ne kadar ücret ödeyeceğiz? Bunu da açıklıkla ifade etmek lazım. Şimdi buradaki işçi bir berberin kalfası da olabilir, bir bakkaldaki çırak da olabilir, bir fabrikadaki yüzlerce işçi de olabilir. Yani çok geniş bir yelpazede, hatta bir dairede çalışan memur bile olabilir. İşte onlara ne kadar ücret alacaklarını evvelden bildirmek lazım. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz وَاَعْلِمُوا اَجْرَهُ وَهُوَ ف۪ي عَمَلِهِ buyuruyor. İşçiye, birazdan da ifade edeceğiz, ücretini teri kurumadan verin. Ayrıca da daha işinin başındayken onunla sözleşmenizi yapın ve ne kadar ücret vereceğinizi o zaman söyleyin. Günlük hayatta bunu çok görürüz. Serbest meslek sahipleri, inşaat işçileri giderler, bir yerde iş olduğunu duyarlar. Gider çalışırlar bir şey konuşmadan. Ama daha sonra ellerine ne geçer? Piyasadan biraz daha az miktar para geçtiği zaman da bu sefer hırgür çıkar, gürültü çıkar, kalpler kırılır. Onun için işçi en başta ne alacağını sormalı. İşveren de ne vereceğini o sormasına fırsat bırakmadan hemen etmeli ki böyle anlaşmazlıklar çıkmasın. Kıymetli kardeşlerim, şuna da dikkat etmek lazım. İçimizde kimimiz işçiyiz, kimimiz işvereniz. Onun için bu söylediklerimiz hepimize, işsizliğin yaygınlaştığı dönemlerde işçiyi düşük ücrete de mecbur kılmamak lazım. Hani bazen adam yapar, sana şu kadar para veriyorum. Eğer kabul etmiyorsan, sokakta dolaşan çok insan var, elbet birisi kabul eder. Beğenmiyorsan git gibi ifadeler de yanlış. Kendimizi işçi yerine koymamız lazım. Bize o miktar verildiği zaman razı olur muyuz? O miktarla 4 kişilik, 5 kişilik bir haneyi geçindirebilir miyiz? Bunu düşünerek kim ne verirse versin o önemli değil. Adam çok az veriyormuş, asgari ücretten veriyormuş, o önemli değil. Biz bunu düşünerek, elimizi vicdanımıza koyarak işçimize rahat edeceği bir ücret vermemiz lazım. Emeği sömürmek zulümdür kıymetli kardeşlerim. Biliyoruz ki bu adam paraya muhtaç, bu işe muhtaç. Ona akşama kadar çalıştırıyoruz ve verdiğimiz parayla o ay sonunu bırakın 15 gün bile idare edemez halde. Bu nedir? Dolaylı yoldan ona zulüm demektir. Her ne kadar anlaşmada o miktar ifade edilmiş olsa da ona zulmetmiş sayılırız. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir hadis-i kutsi'de şöyle buyuruyor. Allahu Teala'nın sözünü naklediyor. Buyuruyor ki: "Selasetun ene hasmuhum yevmel kıyame." 3 sınıf insan var ki kıyamet gününde ben onların hasmıyım, düşmanıyım, davacısıyım. Birincisi, raculun a'ta bi sümme gadara. Benim adımı kullanarak söz verip de daha sonra hainlik yapan,
kendi işlerine benim ismimi alet eden insandan ben davacı olurum. Dikkat etmek lazım. Karşımızda kimi aldığımıza dikkat etmek lazım. Alemlerin Rabbi karşımızda bizden davacı. Birincisi bu. وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ Ve bir hür insanı tutup da köleleştirip onu satıp o parayı yiyen insandan da ben davacıyım. Şimdi aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Günümüzde kölelik yok ki. Biraz zihnimizi canlandıralım. Var mı yok mu? Dolaylı da olsa sanki köleliğin devamı gibi bazı uygulamalar var. Şimdi de o kısma geliyoruz. Üçüncüsü وَرَجُلٌ اِسْتَعْجَرَ اَج۪يرًا فَاسْتَنْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطَ اَجْرَهُ Ve o adamdan da ben davacıyım ki bir insanı ücretle tuttu, onu çalıştırdı akşama kadar tamamen, yani kendi isteği yerine geldi ama onun ücretini vermedi. Az önce köleyi satıp da parasını yiyen insana benziyor sanki bu da. İşte ben onun da hasmıyım, onunla da davacıyım. Onun için bizler de eğer emrimiz altında şahıslar çalışıyorsa onların hak ettiği ücreti vermemiz lazım. Bir başka vazifemiz de işveren olarak sağlık şartlarına uygun bir mekan hazırlamak lazım. Mesela yeterli bir şekilde aydınlatması olmalı, mümkünse havası temiz olmalı. İşte soğuk olmamalı, kışın mesela sıcak bir ortam olmalı. Kendi rahatımızı istediğimiz gibi işçimizin de rahatını düşünmeliyiz. Hani bir hadis-i şerif var, hepimiz biliriz. Bir insan kendi nefsi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe kamil mümin olamaz. İşte nasıl ki biz rahat edemezsek, orada üşürsek, orada korkarsak, orada karanlıkta kalırsak öyle bir mekanda, işçimizi de bu sıkıntılardan kurtarılmış bir mekanda çalıştırmamız lazım. İşçimizin ibadet hakkına da engel olmamamız lazım. İş yerimizde küçük de olsa bir mescit olmalı ve namaz kılmak isteyen işçilerimize engel olmamalıyız. Zaten böyle bir hakkımız da yoktur. Çünkü orada hukukullah devreye giriyor. Allah-u Teala'ya karşı olan kişinin mükellefiyeti var. Cuma namazı ve 5 vakit namaza engel olamayız. Buna dikkat etmemiz lazım. Ayrıca işveren olduğumuzun avantajını kullanarak da işçimize baskı yapmamalıyız. Onun kalbinde şu korku olmamalı. Ya ben şimdi patronun gözünden düşersem eğer, o beni, ben de bu işe muhtacım. Böyle bir halde olmamalı. İşvereninden korkmamalı işçi. Ve biz bu konumumuzu da baskı aracı olarak kullanıp da işini iyi yap yoksa kapı orada dememeliyiz. Adam zaten çalışıyorsa ne güzel. Ve bir dikkat edeceğimiz husus da ücreti vaktinde vermek. Vakti dediğimiz şu. Eğer anlaşmada zaten ayın şu gününde ödenecek diye bir madde varsa o günde ödemek. Mümkün olduğunca vaktinde ödemek, elde olmayan şartlardan dolayı gecikirse özür dilemek. Ama bile bile geciktirmek, bu da yine zulme girer. Çünkü bir hadis-i şerifte buyuruyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz, matlul ganiyyi zulmün. Zengin insanın borcunu geciktirmesi zulümdür. İlla bu borç ilişkisi olmaz. Bu şekilde işçi işveren ilişkisinde de o ödemeyi geciktirmek zulüm sayılır. اَعْطُ الْاَجِيرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ buyuruyor diğer bir hadisinde. İşçiye ücretini daha alnının teri kurumadan verin. İşçi de sevinsin. İşçi de yorulduğuyla kalmasın. Bir başka görevimiz de işveren olarak işçimizin dertleriyle dertlenmek, onun sıkıntıları varsa onları gidermeye çalışmak. Ne gibi? Biliyoruz ki işverenimizin bir hastası var. Ve bizden müsaade istiyor. İşte hastamı hastaneye götüreyim, birkaç saatliğine ilgileneyim diye. Mümkünse bu müsaadeyi göstermemiz lazım. Hatta gidecek bir şey yoksa vasıta temininde bulunmak lazım. Eğer zaten işçidir, maddi imkanı yeterli değilse ona yardımcı olmak lazım. İşte bütün bu yardımlar aslında ahirette bize karşı bir yardım olacaktır. Bizim amel defterimizi, hasenat kısmını kabartacak olan işlerdir. Yine işverenin hatasından dolayı eğer bir kaza meydana gelirse işçimize de tazminatını ödemeliyiz. Hata bizdeyse eğer.
İşçileri hakka çağırmak da lazımdır. Batıldan sakındırmak lazım. Mesela işçilerimiz içerisinde namaz kılmayan var. Bizler kendimiz cumaya gitmeli, onları da beraberimizde götürmeye çalışmamız lazım. İstirahat vakitleri olur, çay vakitleri olur. O esnada 5-10 dakikalık da olsa güzel sohbetler yapmalı. Bütün bu şekilde de onları dine, diyanete, güzel ahlaka çağırmak lazım. Buraya kadar saydıklarımız işverenin vazifeleri. Bir de işçinin yapacağı işler var. Şu saydıklarımızda işveren noksanlık gösterirse hakka girmiş olabilir. Şimdi de işçinin işverenine karşı vazifelerine dikkat etmesi lazım. O da çünkü onlardan birinin noksan yaparsa işvereninin hakkına girmiş olacak. Onlardan bir tanesi şu. Öncelikle helal bir iş aramalı. Gidip çalışacak ama faizle iştigal eden yerlerde değil, içki satımı veyahut da imali yapılan yerlerde değil, dine diyanete saldıran yayın organlarında değil, helalinden olan yerlerde gidip çalışacak, öyle bir yer arayacak. Yine nasıl ki işveren işçisini ahlaklılardan seçmesi gerekiyorsa, işçi de patronunu mümkünse ahlaklı, güzel, imanlı insanlardan seçmesi lazım. Mümkün olduğu müddetçe. Ve en önemli vazifesi de şu ki, nasıl işveren bazı şartlar koşuyor, diyor ki şu saatte geleceksin, şu saatte çıkacaksın, ücretin şu kadar, şöyle işte yemek yersin, haftada şu kadar tatilim var, yıllık şu kadar iznim var diyorsa, işçi de kendi şartını ortaya koyacak. Diyecek ki, ben bütün bunları yaparım ama namaz vaktim geldiğinde namazımı kılarım. Cuma günü de cumaya giderim demeli. Bu hususta anlaşamıyorlarsa şöyle bir madde de ekleyebilirler. Cuma günü geldiği zaman diyorsun ki cami uzak, gidiş geliş uzun sürer. Orada zaten hutbe var, vaaz var. Bir iki saatin kaybolur diyorsan ben cuma günü mesaiden sonra sana 2 saat fazla çalışayım. Veyahut da o 2 saate denk gelen ücretimi kes. Bu gibi maddeler de ilave edilebilir. Ama cumayı terk etmek mümkün değil. Cuma'ya gitmemiz lazım. Eğer biz bu işi, yani bu maddeyi daha işe girmeden önce konuşursak sıkıntı olmaz. Ama işe girdikten sonra Cuma'ya giderken, namaz kılmaya giderken sıkıntılar çıkarsa işte demek ki bu bizim hatamız. Vaktinde böyle bir anlaşma yapmamışız demektir. İşçi işi bizzat kendisi yapmalı. Ben yaparım dediyse kendisi yapacak, bir başkasına devretmeyecek. Çünkü o insanı işinde maharetlidir, ustadır diye çağırdılar diyelim ki. Ona güvenerek çağırdılar. Bu adam işi kendisi yapmıyor da bir başkasına yaptırıyor. O zaman aynı verim elde edilmiyor. Bu durumda işverenin de hakkına girilmiş olur. Yine aynı şekilde işinde verimli olması lazım. İşinden kaytarmamalı. Diyelim ki sabah 8'de başlayacak bir işe hiç lüzumsuz yere 8.30'da gelmemeli. 5'te çıkacağı bir işten 4.30'da çıkmamalı. Lüzumu yokken. Neden? Birer saat çalmış olur. Ayrıca kıymetli kardeşlerim, namaza gideceğim diye de bunu işine engel yapmamalı. Bir öğle namazı diyelim ki kaç dakikada kılınır abdest alıp en fazla 20 dakika. Bunu bir saate çıkarmamalı. Böyle yaptığı zaman patronu da ister istemez diğer bütün işçilere namazı yasaklamak zorunda kalıyor. Bu şekilde her ikisi de günaha giriyor. Onun için eğer işçi isek iş yerinde buna da dikkat etmemiz lazım. Birinden bir iş almışsak o işi de vaktinde teslim etmemiz lazım. Bizler bir yerde işçi olarak çalışırken bizlere mal teslim edilmişse eğer onları da gözümüz gibi korumamız lazım. Kendi malımız bilmeliyiz onları. Emanet hükmünde kabul etmeliyiz. Emanete hıyanet etmememiz lazım. Yine aynı şekilde bize diyelim ki telefon emrimize verilmiş. İş hususunda kullanabilirsin denilmiş. Onları kendi şahsi işlerimizde kullanmamamız lazım. Diyelim ki emrimize bir araba verilmiş. Yine sadece işlerde kullanılacak. Kendi şahsi işlerimizde kullanmamamız lazım. İş yerinin malından gelen müşterilere patronun izni olmadan kendi inisiyatifimizle bir şey ikram bile etmememiz lazım. Bütün bunlara dikkat etmemiz lazım. Böyle bir şey yaptıysak da haber vermeliyiz. İşverenin bundan haberi olması lazım ki birbirimize hakkımız geçmemiş olsun.
Kıymetli kardeşlerim, bir de yapacağımız işi sağlam yapmamız lazım. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki: "İnna Allaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan en yutqinahu." Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman Allahu Teala onu sağlam yapmanızı sever. Sağlam yapmanızı ister. Demek ki kendimize yapacak olsak çok özene özene yaptığımız bir işi işverenimize de aynı şekilde yapmaya gayret etmemiz lazım. Eğer biz bu saydığımız maddelere riayet ederek çalışırsak karşılıklı olarak birbirimizin duasını alırız. Ama hılafına hareket edersek, çünkü günümüzde bazı hareketler var, hep işçiyi üstün tutar, işverenin malına zarar verdirtmeye çalışır. Bazı sistemler vardır, işvereni üstün tutar, işçiyi devamlı ezdirir. Bu sefer ne olur? Karşılıklı beddua almış oluruz ki ahirette bu da bizim zararımıza olur, aleyhimize olur. Kıymetli kardeşlerim, bir hadisi şerif ile bu konuyu noktalayalım. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor. Ashabına diyor ki: "Siz müflis kimdir bilir misiniz? İflas eden kimdir bilir misiniz?" Ashab diyor ki: "Ya Resulallah, bize göre iflas etmiş adam parası, malı, mülkü kalmamış insan demektir." Aleyhissalatu vesselam Efendimiz diyor ki: "Asıl müflis benim ümmetimden iflas etmiş olanlar şunlardır. Kıyamet gününde namazıyla beraber gelir. Amel defterinde namazı var, orucu var, zekatı var. Amel defterleri kabarık. Zanneder ki cennete gideceğim. Ama bir yandan da falanca adama sövmüştür. Falanca adama iftira atmıştır. Falancanın malını yemiştir. Ve hukukundaki riayetsizlikten dolayı mal yemiş olabilir. Falancanın kanını dökmüştür. Bir diğerine vurmuştur. Bu şekilde hakka girdiği zaman onun hasenatından alınır. Hani namaz, hac, zekat, oruç vardı ya, onların sevabından alınır. Kimin hakkına girmişse o tarafa verilir. Kendi hasenatı, iyiliği bittiği zaman da bu sefer hakkına tecavüz etmiş olduğu insanların günahlarını yüklenir. Ve bu şekilde cehenneme atılır. Asıl iflas eden insan budur. Onun için kıymetli kardeşlerim, işçi ve işveren hukukuna riayet etmek lazım. Kimsenin hakkına tecavüz etmemeye gayret etmek lazım. Kıyamet gününde boynuzsuz koç, boynuzludan hakkını alacağını unutmamak lazım. Allahu Teala bunu bir misal olarak bize gösterecek ki bu işin ne kadar ciddi olduğunu anlayalım. Hadis-i şerifte de ifade edilmiş, bugünden hemen tedbirimizi alalım diye, kimsenin hakkını tecavüz etmeyelim diye. Allahu Teala cümlemizi hakka girmekten muhafaza eylesin. Allahu Teala bizlere hayırlı işçiler ve hayırlı işverenler nasip eylesin inşallah. Ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.